Buyurun Sayın Engin. Teşekkürler Sayın Başkan. 7 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi asgari ücret yükseltilmeli demişti ve bu vaadi 1 Kasım seçimlerinde AKP tarafından örnek alınmıştı. Seçim sonrasında AKP hükümeti asgari ücreti 1300 liraya yükseltti fakat yükü asgari ücretliye ve işverene yükledi. Örneğin asgari geçim indirimi 1300 liraya dahil edildi. Ayrıca Ekim ayından itibaren bir üst vergi dilimine geçiş sebebiyle asgari ücretli çalışanlar daha fazla vergi vermeye başlayacaklar. Bunlar yetmiyormuş gibi 45 yaş altındaki her çalışan için zorunlu bireysel emeklilik sistemi başlatılıyor. Ve asgari ücretli çalışanlardan bile her ay otomatik olarak 100 TL alınacak. Yani asgari ücret Ekim ayında asgari geçim indirimi hariç 1007 liraya düşecek. Hükümet dar gelirli vatandaşlarımızın cebine göz dikmekten vazgeçmeli ve adil bir vergi sistemi için çalışmalı. Teşekkürler.